Merhaba, ben Duygu Öğretmen. Bugün elimde yine çok güzel bir kitap var. Kitabımızın ismi Kültürlü Kurt. Kitabımızı Hande Kaynak Türkçe'ye çevirmiş. Birinci basımı Ekim 2007 yılında yapılmış ve 10.000 adet basılmış bu kitap. Şimdi size kitaptan kısa bir parça okumak istiyorum. Kurt günlerce süren bir yürüyüşten sonra küçük, sessiz bir kasabaya vardı. Yorgun ve açtı. Ayakları ağrıyordu. Acil durumlar için sakladığı çok az bir parası vardı. Sonra birden bir şey hatırladı. Bu köyün dışında bir çiftlik vardı. Orada yiyecek bir şeyler bulurum diye düşündü. Çiftliği çevreleyen çitlerin üzerinden bakınca bir domuz, bir inek ve bir ördek gördü. Güneşin altında kitap okuyorlardı. Kurt daha önce hayvanların kitap okuduğunu hiç görmemişti. Hayal mi görüyorum acaba diye düşündü. Fakat kurt çok açtı. Bu konunun üzerinde fazla durmadı. Kurt derin bir nefes aldı ve bağırarak hayvanların üzerine doğru koştu. Tavşanlar ve tavuklar koşarak kaçtılar. Ama ördek, domuz ve inek yerlerinden kımıldamamışlardı. Bu berbat ses de ne? Dikkatimi kitabıma veremiyorum diyerek şikayet etti inek. Aman önemseme dedi ördek. Kurt önemsenmemekten hoşlanmamıştı. Neyiniz var sizin diye sordu. Benim büyük ve tehlikeli bir kurt olduğumu görmüyor musunuz? Eminim öylesindir diye cevap verdi domuz. Gidip başkalarını korkutsan olmaz mı? Burada kitap okumaya çalışıyoruz. Bu çiftlik kültürlü hayvanlar için. Şimdi iyi bir kurt ol ve git buradan dedi domuz. Ve kurdu itekledi. Kurda daha önce hiç böyle davranılmamıştı. Kültürlü hayvanlar, kültürlü hayvanlar diye kendi kendine tekrar etti kurt. Bu yeni bir şey. Tamam o zaman ben de okumayı öğreneceğim dedi ve okula gitti. Kitabımın devamını merak ettiyseniz lütfen TÜBİTAK yayınlarından bu kitabı edinin ve bu keyifli kitabı sonuna kadar okuyun. Okumanın ne kadar kıymetli olduğu daha güzel anlatılamazdı.